Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir köy vloguna hoş geldiniz. Bu hafta yine gübrelerle uğraşıyoruz. Yani tarlalarımıza, bahçelerimize gübre çekiyoruz. Tavuk gübresi. Bunları bu şekilde biriktiriyoruz. Sene boyunca bunların üzerini kapatıyoruz. Bir sene içerisinde de 2 veya 3 defa da aktarmasını yapıyoruz. İyi bir şekilde fermente olmasını, yani yanmasını sağlıyoruz. Daha sonra da ceviz bahçelerimizde veya diğer tarlalarımızda kullanıyoruz. Şimdi lafı fazla uzatmayayım. Tabii ki evin patronu, koca patronu, hemen kamerayı ona çevireyim. Patron, selamünaleyküm. Aleyküm selam yavrum. Kolay gelsin, bereketli olsun. Allah razı olsun. Anlat bakalım, ne yapıyor? Ne yapalım yavrum, bugün tavuk gübresi çekiyoruz. Evet. Şimdi bu tavuk gübresini buraya çekiyoruz. Şimdi evet, bunu 3. ayda da kepçeyle bir kere aktarıyoruz. Evet. 7. ayın sonlarına doğru hayvan gübresi atıyoruz. Bir daha karıştırıyoruz bunu. Bunu bizim normal hayvan gübresiyle de karıştırıyoruz. Tabii evet. Yani sadece tavuk gübresi değil. Yok. İkisini bir arada karıştırıyoruz. Evet, karıştırıyoruz. İyi bir şekilde fermente olsun. Bitsin, yanmasın, pişsin. İyice. Onu sağlıyoruz. Evet. Daha sonra da burada yine kepçe yardımıyla cevizlerin dibine, evet, değdirmemek şartıyla cevizlerin dibine, evet, yarım metre mesafe bırakıyoruz. Tamam. Fırdalaya birer kepçe atıyoruz her cevizin dibine. Aynen. Onu yayıyoruz. Hı hı. Ondan sonra ötör ötörüne geçiyoruz motorun arkasına, sürümüne. Sürüyoruz. Ondan sonra su kuyularını açıyoruz. Ark yapıyorsun. Ark yapıyor, sulama var. Yani hayır, normal su kuyusu açıyorsun yani. Su kuyusu açıyorum. Etrafını çember haline getiriyor. Evet, aynı çember halinde, evet, getiriyorum. Tabii cevizin dibine şu şekilde toprak bırakmak şartıyla. Cevizin gövdesine değmeye yani. Değmeye yani. Evet. Tek çimlerini almak şartıyla. Evet. Dolduruyoruz oradan suları tankerinden, ırmaktan, hı-hı, doğru cevizlerin dibine. Anladım. Peki babam nerede? Babam evde otur ya. Ben çalışıyorum. Evet. Şimdi diye yakını ben çok çalışıyorum. Evet. Hani neresi çalışıyor bunun? Bıçkıyla baltayı götürme dedim. Evet. Ben gelemem dedi. Ben yoruldum dedi. Neye dedim? Darboğaz'a yola çık mı diye bakmaya gittim dedi. Yol kapalı dedi. Evet arkadaşlar, patron ne kadar gereksiz dal budak varsa ceviz tarlasına gölge yapacak. Onları temizliyor gördüğünüz gibi. Patron, bu işleri yaparken hiç de eğrilmiyor mu ya? He? Zevkle yapıyorum. Aynen. İçimden geliyor çünkü yapmaktan gurur duyuyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar demiş ki ya bu patron kim? Neci? Kaç yaşında? Bunun işte anası babası kim? Köyü kim? Ney? Bunlardan bir bahsetsin demiş de. Şimdi aslında sen bir konuşmaya başlasan roman olur senin hayat hikayen. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Evet. Kaç kardeşsiniz siz? Biz 9 kardeş. Evet. 7 tanemizin anası babası bir. Evet. İki taneden anadan kardeş, babamız ayrı. Babanız ayrı. Evet. Evet. Şimdi abimin biri rahmetli oldu gitti. Şimdi hepimiz 7-8 tane kaldık. Evet. Annem rahmetli oldu, babam rahmetli oldu Buranoğlu'ndan. Babam buraların en büyük avcısıydı. Avcısıydı. Rahmetli her dedem buranın en büyük avcısıydı. Tabii geyik avına, tavşan avına her yere giderdi. Gitmedi, uyu yeri yoktu. Adı evet, üstünde Guru Cemal derlerdi. Evet. Aksiydi. Bir pire için bir yorgan yakadı. Öyle bir adamdı yani. Beni pire ısırıyor değil. Evet. Ya baba ısırsın, ilaç seperiz diyordum. Anlamıyordu. Gitti yorganı aldı evine. Gazoya taktı. Döktü benzini yorganın üstüne. Pire için yorganı yaktı. Yani bir pire için yorgan yaktı de yala ya. Doğruymuş o doğruydu zaman. Doğruydu çünkü babam bunu yaptı. Evet. Bar bağırdık baba, bizim benim aksilik de biraz rahmetli dedemden mi kalma acaba? Olabilir de. He? Olabilir de. Olabilir. Ha, olabilir de. Yani öyleydi. Peki evlatlık olayı? Evlatlık olayı Cengiz benim hikaye gibi. Evet. İşte 3 yaşımda verildim evlatlığa. Evet, başka bir köydeki bir dedenin yanına. Çay değmenine verilen merkeze. Evet. Kasaptı da. Deden. Ha, dedem kasaptı. O deden kasaptı. Kasaptı ama babam da onun yanında kasaplık yapıyordu. Evet. Çünkü babam onun yanında yapıyorduk. O beni işte hayvan bacağı tutmasın. Yok hayvan alınca ipinden o çekivesin, götürvesin diye beni öyle zaten demişler. Bir de bakamamışlar bana onunla. Evet. Çok kalabalık olduğu için. Kaç sene orada durdum? 10 sene. 10 sene de az değil patlam. 10 sene durdum. 10 yani, sene sonra. Kasaplığı orada öğrendin yani. Orada öğrendim. Bak şimdi mesela kasaplıkta her şeyi yapabilirsin. Evet. Mesela hayvanı kestin. Hayvanı bir kere bu kırtlağını bağlayacaksın. Evet. Bağladığın onu biz zaman, senden öğrendik ha. Bak onu bağladığın zaman deri kabarıyor. Evet.
Deri kabardım için rahat yüzüyorsun. Çünkü nasıl koyunun bacağında şişiriyorsun da haşırtlıcık yüzüyorsun. Bak hayvan da öyle oluyor. Gevşeye yani. Yapışık olmuyor derisi. Derisi gevşeyi veriyor. Gevşey veriyor. O zaman mesela 2 saatte yüzeceğin hayvanı 40 dakikada yüzersin. Evet, 15 senedir profesyonel hayvancıyım. Bunları senden öğrendik mesela. Ama bu çok iyi bir şey. Çünkü rahmetli dedem her kestiği hayvanı öyle yapardı. 10 sene orada durdum. 10 sene. Ondan durdum. Sonra geri geldin değil mi? Geri geldim. Evet. Geri geldikten sonra da işte babamın evinde dağa gitmeye başladık. Babam dağlardan odun çekmeye başladın eşeğine. Bir gün kesiyorduk, bir gün pallıyorduk. 15 gün o odun taşıyorduk. Eşekle çekiyordunuz değil mi? Eşekle. Şimdi ondan sonra kaç yaşında babamla evlendin? Şimdi ben bak şunu diyeyim. Ben boğun dağa gidilecek, gidilirdi. Boğun gidilmeyecek, gidilmezdi. Benden izin almadan hiçbir Allah'ın kulu erkek bayan dağa gidemezdi. Köydekiler değil mi? Köydekiler. Sen biraz biz şey 15, misin patron? 15 eşekti. Ali Gram Başkesen gibiymişsin. Çünkü onlar benden korkadı. Evet. Çok korkadı. Dövüyormuşsun sen. Şimdi çok dövüyordum. 50 yaşında adamlar var mesela Çaylemen'de. Sefer. 50-55 yaşında adamlar var. Ben anlatıyorum. Anan bizi çok dövüyordu zamanında diyalı. Bak Sefer var. Evet. Necati var bizim. Evet. Kocanın. Dayı Necati. Dayı Necati. Necati abi. O amcam evet. Oğlu. O Sefer'le zaten beraber büyüdüydük. Evet. Ben onları çok dövaydım. Öyleymiş. Onlar benden çok korkardı. Beni geliye dedim ince merdivenin atlarını saklamlardı. Korkudan. Beni dövecek yerine gitti evet. Değil. O yüzden yani benim evlatlığım, büyümem hep böyle hikayeli geçti, zorunlu geçti. Evet, zorlu bir hayat değil mi? Zorlu bir hayattı. Çünkü hiçbir gün görmedik. Babamdan yoksuldu. Babamın aylığı yıllığı yoktu. İş hatlarda çalışıyordu. Evet. Yani kolay değil 7 tane evlada. Yoksulluk içinde. Tabii 7 tane çocuğa da bakmak kolay değil. Evet. Yani biz anamla un da istemeye gittik, buğday da istemeye gittik. Yerine göre ekmek de verdiler bize. Mesela aç kalmasına çocuklar değil. Evet. Çok yardım ettiler. Açlık da gördük de. Allah razı olsun. Açlığı da gördük. Tokluğu da gördük. Evet. Geldik işte. Hayvanlara bakıyor muydunuz? Hayvanlarınız var mıydı? Hayvanlarımız vardı. Evet. 5 tane hayvanımız vardı. 9 tane koyunumuz vardı. Engin geliyor bakalım. Dur. Alo. Geliyor mu? O sen yukarıdan mı geliyordun köyden doğru? Yok. Evet, oradan gel ha. Tamam. Şu Kadir'i arayalım. Evet, hayvanlar diyordum. Patron anlat sen. Hayvanlarımız vardı. 5 tane hayvanımız vardı. Evet. 9 tane koyunumuz vardı. 30 tane gazımız, 30 tane hindimiz. Rahmetli Eben Boyna hindi götürdü bize yılbaşında. Yılbaşında. Dronu kaldır oğlum. Amcan geliyor. Her yılbaşında anam hemen. Rahmetli bir tane gaz beslerdi. Evet. Bir tane hindi beslerdi. Evet. Biz Kilimli'ye gittik. Bak buralarda mesela ta biz onları götürdü. Burada yakını buraya götürdü. Aynen. Hep onlarda mesela bizi yılbaşında hani yollarda şaklarım yiyisinler değil. Allah bin kere razı olsun. Mekanları cennet olsun. Evet. Rahmetli yani, iyiydi. Çok iyiydi. O şeylikte iyiydi yani iyi. Öyle yani. Hayvanları doyurmak için tarlalardan ayrık otu yonarmışsınız. Ayrık mı? Şimdi çistiriyorlar ya sabanla. Evet. O zaman pulluk, motor tabii. Yok. Saban. Kara saban. Millet çistiriyordu. Anam diyordu gece ay ışığı var kızım. Ortalık ışık. Hiç kimse görmeden hadi gidin filan yere tallaya. Evet. Alın şu çuvalları diyordu bize. Ayrıkları alın. Tabii millet sürdüğü yere biz ayrıkları birden alıyoruz. Geceye topluyoruz. Gece topluyoruz. Götürüyoruz evine. Sabahleyin onları öküz arabasına yüklüyoruz, endiriyoruz çayı ırmağa. Irmakta ayrıkları yıkıyoruz çamurunu. Şu zahmete bak. Seriyoruz böyle kurutuyoruz. Adaya. Evet. Kurutuyoruz akşam oradan onları tekrar topluyoruz. Doğru Samallı'ya. Şuna bak. Ondan sonra şimdi millet urak biçiyor. Dökülükleri oluyor toplamayanlar. Evet. Biz ne ediyoruz? Onların hemen de alışıyla birlikte. Hemen topluyoruz. Herkesin elinde 3 tane çubuk, çatal çubuk. Dökülükleri topladığımızı dolduruyoruz kafaya. Topladığımızı dolduruyoruz. Doğru Samallı'ya. Ondan göre ağaçlarda palil olmaya başlıyor. Meşe ağaçlarını, palamudundan bahsediyorsun. Ha, palamut. Palamut, he. Onları bir gidiyoruz. Evet. Dokuyoruz onları, cıvız dokur gibi. Dibinden topluyoruz palitleri, götürüyoruz. Harmanda kurutuyoruz. 8-10 gün en azından. Ondan göre el atıyor su değmenle. Öküz arabasından. 40-50 çuval. Değmende uyutuyor musunuz? Değmende uyutuyoruz. Onun içine mısır katıyoruz. Arpa katıyoruz. Darı katıyoruz. Ondan sonra onları bir yem yapıyoruz.
koyunlara, hayvanlara. Kışın? Kışın hiç sıkılmadan ama böyle etten yürüyemiyordular. Ama ne zorluk zahmetten yapılıyormuş değil çok mi? Çok zahmetliydi. Şimdi bir telefon açıyor, tırından geliye kapıyor. Geliyor ama he? Şimdi para. Evet. O zaman biz para vermiyorduk. Evet. Biz parayı o zaman yağduz almaya zor buluyorduk. Değil mi? Böyle samana nerede para verip de yeme para verip de alacaksın? 250'leri verip de ben bir çuval yeme alıp da şimdi hayvana bakamam. Ekersen bakarım. Tallı ekersen rahat bakarım. Ekeceksin. Ekeceksin. Babadan atadan kalma yerin ha. Varsa ekecek. Ben şimdi bana uysun gelinlerim. 3 kuruş faydan şeyin olacak. Yani bak, oradan bir faydası olur diyorsun yani. Bana hadi anne yürüyelim desin ha. Oğul şığım hepsi. Evet. Ben onların aynı reçbeli yaparım desin yaparım. 500 dönüm yer ekerinde. Ekerinde yaparında biçerinde. Evet gördünüz mü? Arkadaşlar anamı duydunuz. Ekeceksiniz de ya. Ekecek. Boş kalan yerlerinizi değerlendireceksiniz de ya. Bu hayvancılığı yapacaksanız mutlaka. Evet. Ekin. Ekin. Ekmiyorsanız da zamanında alın. Zamanında alın. Ucuz alın. Heh. Koyuyorum her şey bahaya çıkıyor. Her şey çıkıyor. Bir fırsat buldun ucuzladı o anda hemen depolayacaksın. Aynen. Hambarını dolduracaksın. Stoklayacaksın. Stoklayacaksın. Stokçu musun sen? Stokluyorsun. Mecbur stok yapmam lazım. Patron çünkü sen bir yağ tenekesini aldın mı 10 tane 10 tane alıyorsun. Ama şimdi. Sena yasak değil mi bu stokçu diye seni şikayet etmesin de. Şimdi ben markette satmıyorsun. Evet. Bakkalda satmıyorsun. Ben yemek için alıyorum. Bak sonra şikayet ederler. Hayır. Jandarma falan basmasın evi. Ben şimdi cevizleri dokuyoruz mu? Evet. 9. ayda. Evet. Cevizleri kılıflıyoruz, kurutuyoruz. Şimdi şöyle yapıyor anam. Diyelim ki mesela 10 bin liralık ceviz sattı veya 15 bin liralık ceviz sattı. Evet. Bunu komple Gurugumanya'ya, evet. Yağ, şekere, işte una hepsine yatırıyor. Hepsine, doğru mu? Hepsine, Gurugumanya'ya, deterjanına, tüpüne. Bir senelik ihtiyacını komple alıyor. Tam ceviz zamanına kadar. Evet. Yetmek şartıyla. İlacı, hepsine, bilmem nesi. Hepsine. Yani o tarlanın ihtiyaçları. Tabii, tabii. Doğru mu? Tabii, tabii. Lütfesi, İyi, vallahi çok şeydi. İyi. Hepsi. Engin de geliyormuş, tamam aradı. Oğlum. Patron. Bunu şimdi böyle döktük ama bunu şimdi kepçeyle şöyle yığılacak bu. Tepelik yapılacak. Biraz yığma diyorum ben. Biraz böyle kalsın mı? Biraz şimdi böyle kalsın bu diyorum ben. Bu kış böyle bitsin bu. Evet. Üzerini kapatalım. Üstünü kapatacağız. Tabii üstünü kapatalım. Çünkü buran da çekiyoruz. Aynen. Üstüne. Çevreye zarar vermesin. Koku yok, vermesin. Vermeyecek. Gerçi bizim köy yani sonuçta etilerde oturmuyoruz ama kendini de ne kadar düşünüyorsan komşunu da o kadar düşünmen lazım. Evet, doğru evet, mu? Evet, evet oğlum. Evet. Aynen. Kimseye rahatsızlık vermeyeceğiz. Ne kadar mahalleye uzak da olsak aynen. Yine de rahatsızlık zarar vermeyeceğiz. Bak şuraya Almanyalı amcamız ev yapmış. O yapmış değil mi onu? Evet. Şöyle ufak bir kulübe gibi bir yer yapmış. Gerçi bizim yerimiz de iyi burada ya. Ya bizim de iyi ya. Bizim yani şu bizim ceviz tarlamız da iyi, ya. Güzel. Köye evet. Yakın arkadaşlar hemen yukarıda. 4 yaşında bunlar. Bir çuval ceviz aldım bunlardan ben. Değil mi? Tabii daha 4 yaşında. Ta yavru. Evet. Ta yavru seneye daha çok verecek. Sen verirsen verecek. Aynen. Sen kupresini, kemiresini, bakımını yaparsan. İlacını. Bak orada bulama ilacı at. Aşağı basma abi. Evet. Neye? Mantar tutmasın. Mantar tuttuğu zaman bu sarı yasur, bu yasurun altı su çekmeye. Doğru. Kuru kalıyor. Aha duran geldi. O yüzden ilaçlamak zorundayız. Aynen öyle. Hadi hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın sayın arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun. Allah'a emanet olun. Şöyle topla. Topla. Gel. Bitti mi? Engin kapağa bakın Engin. Ha tamam çıktı çıktı. Başka,
Evet, birader traktörü şimdi temizliyor. Kesinlikle gübreli koymaz. Değil mi patron? Öyle değil ana. Öyle değil. Onu çıkart. Çıkart onu. O şeyi çıkart. Onun takma yeri yok mu? Onun ucunda bak. Dileğin elinde bak. Onu önce hortuma tak. Hah, şimdi tak. Adam, o da şeyi sormuş. O da 5 tonluk böyle şey alıyormuş, tamam mı? Kasa alıyor. Evet, kaç paraymış romorkla şu an? 40 milyar demiş ya. Romorka? He. Hadi canım. Ya biz bunu 12'ye mi aldıydık? 11,5 ama. Niye bu? He? 15 aldı. 15'ti değil mi? Evet. Şimdi 40 bin lira mı olmuş? Evet. Vay arkadaş be. Tamam patron? Böyle tamam herhalde, bilmiyorum. Tamam, suyu aç bakalım şimdi. Suyu tam aç. Aç. Tamam. Al bakalım eline şeyi, tabancayı. Bas bakalım anne. Hah, bas. Anne, lastiğe böyle onu tutak, yakından tutacağım böyle, yakınından. Anladın? Bak bak, şş, ana. Şş. Babama bak. Elleri cebinde orada bekliyor bak. Ben sana ne dedim ya? Evet. Allah'ını diyor mu? Ben haklıyım. Bak bak. Baba, senin aklında ne konuştu, ne konuştu? Bir görsen. İnternetten bakarsın. Videoyu izlersin. Anamı görüyorsun maşallah. Patron ya. Biraz tut, köpürmeye başlıyor. Ali, iyice köpürttükten sonra bir iki dakika beklet, tamam? Ben de o sırada diğer malzemeleri hazırlamaya gideyim. Hadi bakalım. Bu ne ilacı? Bordo bulamacı. Bordo bulamacı. Yani mantar olmasın diye. Görüşürüz, bak şimdikiler olmasın diye. He, mantar aşağıdaki bahçelere de sıkmıştı. O değil mi bu? Tabii. Anladım. Hem erken yanmasın diye, hem yanmasın meyve diye. Anladım amca. Güzel oldu amca. Kadir, anasına verdik, bir tane de buzağa verelim. Verelim. Bunda da solucan oluşumu başlamıştır. Aslında bizim hap yutturma aparatımız vardı ama o kim bilir nerede? Dur. Dur oğlum lan, dur lan. Çiğne. Ha? Çiğne. Çiğniyor. Bıraksam atacak, biliyor musun? Vallahi. Bak
Bıraksam geri tükürecek. Tükürme oğlum. Dur. Hadi, hadi, hadi. Bak buzağıyla uğraşmak ne kadar zor görüyorsun değil mi? Evet. İşte ben o yüzden diyorum. Buzağınız, sağmal işletmelerin buzağa bakmaması lazım. Doğdu, bir ay sonra sat. Süte yoğunlaş. Bu buzağa bakmak öyle kolay değil ki. Çatır çatır ettirdi gördün mü? Bak, bak, bak. Diliyle atacak, atamadı. Hala yutmadı. Yut! Yut lan! Yut! Aç bakalım ağzını, var mı bakayım ağzında? Bak, hala daha geri getirmeye çalışıyor, bak. Bak, bak, bak. Heh. Annesi de bakıyor. Çocuğuma ne yapıyorlar diye. Hadi lan! Yutmuş. Kızım! Kızım! Kızım benim. Kızım benim. Kızım benim. Kızım benim. Güzel kızım. Üstüne de süt içiyor herhalde. İçecek. Evet evet. Kuru kuru gitmedi. Aynen. Nasıl biz ilaç tutarken suyu içiyor, suyla içiyoruz, o da sütten içiyor. Aynı şey. Canım yine güzel bir ekmek bizi bekliyor gibi geldi sanki bana değil mi? Şimdi çiçek ekmeği şeklinde vereceğiz. Sadece çiçek ekmek mi yapacağım? Bize bir şey yok mu? Pide gibi bir şey. Pide istek üzerine. O zaman sen bize biraz da pide yap. Çayın yanında yiyelim. O istek üzerine yapıyorum. Evet. Hamur bayağı bir kabarmış. Şimdi çiçek ekmeğimizi şeklinde vereceğiz. Bu arada yengeniz bayağı bir hünerlidir arkadaşlar, onu söyleyeyim. Çok güzel yemekler yapar, harikadır yani yemekleri. Bütün yaptığı yemekleri ben büyük bir iştahla, keyifle yiyorum. Tabii benim olmazsa olmazım çay, değil mi? Çayı çok seviyorsun, Kadir de öyle. Evet, Kadir de öyle. Gerçi hepimiz seviyoruz çayı. Evet, çayı da çok güzel yapar, çok harika bir çay yapar yani. Çiçek ekmeği ortasını, orta pazıyı biraz büyük tutuyoruz. Bu ortası mı? Bu ortası. Bunu da bizi izleyen ev hanımları. Yanlarındakiler biraz küçük evet, tutuyoruz. Evet. Aslında bizim bir fırın bari alalım biz. Eskiden köyümüzde fırın vardı. Rahmetli dedem benim fırın ustasıydı. Köy fırını. Evet, o köy fırını yıkıldı. Çok iyi olur. Hı-hı. Biz de kendimize diyorum bir tane fırın alalım. Şu hazır satılan fırınlar var ya, köy fırınları. Çok onlardan, da güzel değil mi? Tabii. Köy ekmeği yaparız. Hatta isteyenler olursa satarsınız da. Ticaretini bile yaparsın. Şu ticarete bağlıyorsun hemen. Gerçi o konularda anam daha profesyonel, ticari konularda da. Şimdi çiçekleri oluşturuyoruz. Evet. Bunlar da yani yaprakları mı? Yok, yaprağı yok. Yapraksız. Gayet de güzel oldu ya. Sonra bunları tepsiye diseceğiz. Bunları yemek daha keyifli, daha güzel. Birçok sen ne yaptığını biliyorsun. Ev yapımı seviyorum. Evet. Şöyle çiçeğimizi oluşturuyoruz. Gerçi hamur işi şeyler daha güzel oluyor. Ben de seviyorum hamur işini ama. Gerçi ben kilo almıyorum. Yani. Yok, senin kilo yıllardır aynı. Evet, ben de almıyorum ben. Ben biraz bu araları aldım. Spor yap. Spor yapıyoruz zaten her gün. Hayvanları arama, tarama değil mi? Tabii. Bu da bir spor sonuçta. Kilo bütün hastalıkların habercisi yalnız.
Şimdi bu büyük olanın etrafına dizeceğiz tepsiyi. Tepsiye mi? Tabii. Tamam. Sonra çiçek şeklinde alacak. Hamur da çok güzel kabarmamış mı? Değil mi? Güzel kabardı. Çok harika kabarmış hamurda. Altına lahana sereceğiz tabii. Evet. Şimdi tepsiye mi alacağız? Tepsiyi getireceğim. Tamam. Evet, lahanalarımız da geldi. Bizde mancar. Hem lezzetli evet. Oluyor hem tepsiye yapışmasını önlüyor. Güzel bir aroma veriyor değil mi ekmeğe? Tabii. Harika bir aroma veriyor. O ortası. O ortası. Şimdi çiçeğimizi oluşturuyoruz. Şöyle gösterelim. Yalnız bu böyle 30-35 dakika duracak. Tepside biraz mayalanınca ondan sonra fırına vereceğiz. Ha, tepside de mayalanıyor tabii. Değil mi? Daha sonra üzerine şöyle şeyler mi koyacağız? Üstünü kapatacağız. Susam. Evet. Yumurta sarısı. Tamam, güzel. Bunlar ne canım? Bunlar bazlama olacak. Bazlama, serme. Genelde bazlama diyorlar değil mi? Bazı yerlerde serme biz de diyorlar. Bizde serme diyorlar. Bazlama ikisini de söylüyoruz. Evet. Bu da çok güzel oluyor. Bunları tavada mı yapacaksın? Bunları tavada yapacağım. Evet. Pide. Bazen saçta yapıyorum. Şimdi dışarıda yağmur var. Pide. Pide yapacağım. Aynen. Kadir şurada açlıktan ölmüş bakalım vaziyette. Bakalım siz istiyorsunuz. Sürünüyor gibi bir hali var yan tarafta. Bunları yapınca onları pişirmeye yapmaya geçeceğim. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sağ ol. Beraber yiyiz. İnşallah. Evet anne, fırına vermeye hazır olmak üzere ekmeği. Şimdi fırına vermeye hazır. Biraz da tepside mayalandırdık. Şimdi fırına vereceğim. Üstüne biraz susam sürdüm. Fırını da önceden açıp ısıttık. Şöyle biraz bol olsun değil mi? Hı hı. Susamı daha sürdüm. Babam da hayvanları gönderiyor bir yandan. Bak, atlar olmuş gibi, atlar ha. Şimdi bu 200 derecedeki fırında kaç dakika pişecek anne? Kadir, ben dakika tutmuyorum oğlum. Kızarana kadar. Açıp arada bir kontrol ediyorum. Bakalım pişince nasıl olacak? Kapat kapağını. Evet canım, bunlar da bizim ekmek yapmış olduğumuz hamurdan. Aynı yapacağımız hamurdan pide yapıyoruz. Pide yapacağız. Evet. Neli yapıyoruz pidelerimize? Hamurun içinde zaten un, tuz, maya var. Evet. Hamurumuz ekmeklik kabardı. Hamurda. Ekmeklik hamur. Evet. Bundan bir de şimdi çayın yanında. Çayın yanına iki çeşit yapıyorum. Evet, bir tanesi ıspanaklı kavurmalı. Evet, bir tane kavurmamız var. Bir de ıspanağımız var. Sen ıspanaklıyı daha çok tercih ediyorsun. Tabii ıspanağı daha çok seviyorum ben. Kadir kavurmalıyı. Evet. Ona bir de şey de atabiliyor muyuz? Ekstra acı. Acı mı? Tabii. Senin atomdan koyabiliriz. Tamam, olur. Oh. Gayet de güzel oluyor. He? Güzel oluyor. Lezzetli oluyor. Buna sos da yapıyorsun herhalde sen sonra değil mi? Tabii. Salça sosu. Hı-hı. Üstüne de biraz baharat koyuyorum. Arkadaşlar böyle şöyle evde yapıp ve çayın yanında ailecek yemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel oluyor yani. Hoş oluyor. Ev yapımı böyle şeyler daha evet. Lezzetli oluyor. Yalnız pidelerin sayısını azaltmışsın gibi geldi bana. Her üç, zaman 3 kişiyiz. 8-10 tane yapardın. Bugün 4 tane yapmışsın. Bugün 3 yani kişiyiz. Yani kilo mu alıyoruz demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Yani artık vallahi az mı ye? Ben aldığım için bu aralar porsiyonu dikkat ediyorum. Kiloyu hiç sevmiyorum biliyorsun. Evet. Zayıflık daha iyi. Gerçi bunları Kadir bizden önce evvel yer. Bunlar da bir Kadir'den bize bir şey kalmaz gibi geliyor sanki bana. Kalır. Şöyle. Hı-hı.
Bunlar da Kadir'in favorisi kuşbaşını. Kadir'in favorisi. Evet, Kadir Bey de geldi. Piştikten sonra üstüne sos yapacağım. Kadir. Efendim? Bitti mi oğlum işler? Bitti. Kadir bugün ahırda. Kadir, sana bugün bir sürprizimiz var. Seni eve veriyoruz. Sağ birini bulduk. Buyurucu usulü. Evlendirmeye karar verdik oğlum. Akşam kız görmeye gideceğiz. Ona göre hazırlan. Ben karşıyım. He? Ben karşıyım o sisteme. Manyak. Biz ananınla evlenedik. Kaç sene oldu canım? 26 sene olmuş. Buyurucu usulü evlendik. Birbirimizi bir kere gördük, evlendik. 26 seneden beri ilişkimiz gayet güzel. Hiç bozulmadan devam ediyor. İşte bana göre değil. Ben istatistiklere göre evlendiririm Kadir seni. Doğru mu canım? Doğru. Biz gayet memnunuz. Aynen. Birbirimizden. Bir tane bulalım da ya. Bulalım. Evet, vazlamamız da pişmiş mi canım? Bak bakayım. Pişmiş mi? Tamam, oh. Bunun işi. Tamam. Tamam. Şimdi bunu alalım. Şimdi pideleri getireceğim. Pidelerimizi koyalım. Bu arada ekmeğimize bakalım. Oo, canım bu seferki ekmek daha bir büyük olmuş, kabarmış. Arkadaşlar şu ekmeğin güzelliğine bir bakar mısınız? Mis mis. Çok güzel değil mi? Bence çok. Bu sefer puzzle'ları büyük tuttum. Evet. Bir tane daha getiriyorum. Bunun altına yağma bir şey atmıyorsun yani. Paris. Kızım. Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Üstüne dökeceğim sos yağlı olacak. Ne oldu kızım? İn aşağı kızım. İn, in, in bakalım aşağı bak. Bak in. Dur. Yavrun yesin önce. Yavrun yesin önce. Al. Al. Haydut. Bak 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 bak. Ay. Ay. Yeme. Haydut, hayır. Evet. Şimdi? Hemen onlara bir sos atacağım. Küçük tencerede sos yapacağım. Evet, güzel bir sos. Şöyle göstereyim. Birazdan çıkınca da gösteririm arkadaşlar. Bir tepsiye koyacağım. Kızım, dayınlar çok kötü. Ben ambulansörden arayamıyorum, sapıttım, ne yapacağımı. Bana bir yol göstermiş. O da demiş, baba ben hemen ambulansı arıyorum demiş, yoldayım demiş. Hayır, oradan bu işe gelmiş eve. Hayır, anasını aramışlar, adresi demişler. 10 dakika sonra şey geldi. Ambulans geldi, ona geldi mi? Ha, ona gelmiş ama çok kötüymüş. Ağır değil, sağlam değil. Evet, güzelim inşallah. Beni gene aradık. Anam durumu... bir şeyin dedikodusunu yapayım mı? Yok, dedikodu yapma. Biri bir yanlarına gelsin bari. Her şimdi çok kötü dedi. Kızım dedi Dilek'e. Pardon. Sonuçları bekliyoruz. Ne olmuş? Ambulans mı gelmiş? Olmuş dedi. Yanma korona olmuş ya. Evet. Onu kendi günü akşam satılmış demiş. Anne sonuçlar çıktı demiş. Sen koronasın demiş. Evden bir yere gitme demiş. Tamam. Kapatmış telefonu. Ne? Ondan sonra artık işte Canan aramış. Tekrar sabah gene. Böyle böyle kızım ben sapıttım ne yapacağımı demiş. Hani çok fena. Annen demiş. Gayri Canan da işte ambulans aramışlar. Ambulans geldi işte. Feride'yi aldılar götürdüler hastaneye. Şimdi orada bir acildeymiş Feride. Entübe ederler şimdi onu. Ha, sonuçları bekliyormuş. Hem çok kalabalık dedi. Allah de, yardımcısı olsun. Nereye götürmüşler? Devreye. Devreye hastaneye götürmüşler. Ararız bari birazdan. Bir ararız bakalım. Ha, nefes şey alamaya dedi. Allah Allah. Nefes alamaya dedi. Hemen şey hava verdiler dedi. Şeyde o bekleme yerinde hava veriyormuşlar. İnşallah bir şey olmaz. Ha, orada hava veriyorlar. Çünkü çok kalabalık. Kavurmalı. Tarık bu kavurmalı mı canım? Kavurmalı. Saniye de ekmek yapmışlar. Biraz pide falan yapmış. Hani çayla atıştırmalı. Ha, iyi güzel oluyor ama böyle. Kadir'e bir hediye alıverdim. Birazdan onu almaya gideceğim çarjumaya. Ne olmadı? Güzel bir hediye aldım. Doğum günü. He? Doğum günü değil. Kadir'in ikinci ayın beşinde doğum günü. Evet. Benimki birinci ayın 14'ü. Evet, senin birinci ayın 14'ü. Şunu açsan anne ışığı. Sen de evlerdeydin yani. Ben de bugün işte başaracaktım. Evet. Bugün de hava böyle. Yağmurlu günü. Yağmurlu günü, çok yağmurlu.
Bu işimiz yaptı. Acılı yaptım. Yani, bu da ıspanaklı. Hangisi? Üstteki mi acılı? Alttaki. Yani bu o yatar. Bugün yatar günündeydi. Yatar yani. Günü. Bu o dinlenme günü. Aynı Kadir gibi. Kadir gibi. Yarın Allah kerimdir. Sabah sağ salim çıkan sas. Ha. Benim her gün yatar. Bu bende. Senin zaten her gün saat 4'e 5'e kadar yatarın var. Ondan şimdi, sonra senin gece mesai başlıyor. Şimdi Kadir'i sormuş arkadaşlar. Kadir ne iş yapar diye. Kadir üniversite mezunu. Evet. Kimya bölümünden. Okulu birincilikle bitirmiş bir öğrenci. Kadir'i ben bir yerde çalıştırmıyorum arkadaşlar. Şöyle çalıştırmıyorum. Tüm sosyal medya hesaplarıma, internet satışlarına, ondan sonra gelir giderlerimizi, hesaplarımızı, banka hesaplarımızı, her şeyimizi Kadir tutuyor. Yani Kadir'in işi bayağı bir yoğun. Hatta sadece benim değil, bazen Orhun abisinin işlerini de yapıyor değil mi Kadir? Ona yardımcı oluyor. Evet, Orhun abisinin işlerine de yardımcı oluveriyor. İyi de seninkisi Kadir'i kullanmak. Nasıl kullanmak? Ben adamın maaşını evet. veriyorum. Adama hediye bir dalı verdim. 10 numara hediye aldım. Tamam aldın ama bu belli bir işini kursa, bir işinde çalışsa. Ben ne yapayım? Ben ne yapacağım? Bana sen da bir adam lazım. Ben ne yapacağım? Ne yapayım ben? Keşke 3-4 tane çocuk yapaydım da. Kadir için babaanne, belirli bir işte çalışsam babam bu kadar stabil yürütemez işlerini. Ben de bu kadar para kazanamam yani. Aynen. Açıkçası. Ha, İkimizde. Şimdi alan memnun, veren memnun. Tabii. Patron sen niye uşağın aklını çelmeye çalışıyorsun? Sen, sen şimdi niye uşağın aklını çeliyorsun? Ama ben doğruyu söylüyorum. Ben uşağım, nerede doğruyu söylüyorum? Ben uşağım hani otursun bir sandalyesine, ekmeğini alsın. Zaten çalsın. Sandalyede otur ki akşama kadar zaten sandalyede otur. Şimdi yarın durgun bir yere kız istemeye gittim. Hah, ben de o konuya gelecektim işte. Şimdi ne diyecekler bize? Nasıl ne diyecekler? Arkadaşım sen bu kızı istemeye geldin Allah'ın emri, peygamberin kavli ama bu çocuk nerede çalışıyor? Benim yanımda çalışıyor bu çocuk. Bu çocuk sigortalı bir işi var mı? Var. Diyecekler, soracaklar. Ben sana diyeceksin ki ben bunu bir yere göndermedim. Ya onu benim ben, yanımdaki iş değil mi patron? Tamam, ben onu söylemeye çalışıyorum. Ben sana sen onu anlatacağım. İlla şimdi. Bu gidip bir fabrikada çalışınca çalıştım anlamına geliyor. Şu an benim yanımda çalışmıyor bu. Tamam çalışıyor. Ve? Ama ben öyle demek istemiyorum. Dışarıda adam kızı şey. Adam kızı virüse vermez sevemez ne yapam ben? Benim uşağıma kız mı yok? Var. Biri gelmezse biri gelir. Şu ben, tipe bak adamda bir tipe bir bak. Allah'ın kızı versen. Hadi şöyle bir bak. Ben maşallah şu tipe bak. Alıcı gözüyle şöyle bir bak. Bakmam bakıyorum ben şuna. Benim yeter ki oklavım olsun. Yaslacı ben her yerde bulurum. Adamın evi var. Arabası var. Maaşı var. Daha ne isteyecek bu? Ama işte ya babaanne dönüp dolaşıp niye laf evliliğe dönüyorsun? Yok şimdi dışarı bir yere gittiğimiz zaman bak taş attığımız zaman. Bende öyle bir düşünce yok. %99 bunu soruyor ama yani bize. Tamam sorsalar ne olacak? Babamın çoğu sosyal medya işini ben yürütüyorum. Evet. Video konusu buluyorum. İnternet üzerinde bütün işleri yürütüyorum. Ben o yüzden demek istiyorum sana. Vallahi şimdi koruyucu usulü eskidendi. Şimdi koruyucu usulü diye bir şey kalmadı. Ama daha iyi değil mi koruyucu usulü? Koruyucu usulü tamam daha iyi de. Şimdi gençlerimiz onu kabul etmiyor. Kendileri görecekler, gezecekler, tozacaklar, birbirini anlayabilecekler. Mesela bunu ibini dibini denene kadar buna en azından 3-5 ay gezmeleri lazım. O yüzden ama eskiden öyle değildi. Görüyorduk. Bir haber geliyordu yarın iki gün bize. Evet. Gelmiyor o zaman. Gidiyorduk, sözü kesiyorduk. Tabii. İş bitiyordu. Biz ama mesela saniyeyi ben bir kere gördüm. Doğru mu? Bir kere gördüm. Bir de istemeye gittik. İki. Ben gitmedim tabii ya. Gitmedin. İstemeye ben gitmedim ya. Ha, sen, o gün sen gitmedin. Yok. Tabii. Tamam. Evet. İstemeye sen gitmedin, biz gittiydik. Bir de Gına'da gördüm. Ha, bir de Gına'da gördüm. Aynen. Aynı Salih amca gibi. Aynen. Dedi ya sana bana böyle böyle değil. Aynen. Değil mi? Evet. Bir de Gran'ı gördüm. Tam 26 sene oldu. 26 sene. Ya. Az mı be? Ben de iki kere gördüm. Üçüncüde sinemaya gittim bir kere. Evet. Ama senin dediğin şekilde 5 ay gezdi mi, 1 sene gezdi mi çok çabuk boşanıyor lan. Ona ne diyecek? Oğlum o ondan değil be. He. Şimdikiler öyle. Eskiden böyle bir şey yoktu. Allah Allah. Şimdi diyorsun ki geline mesela hanımına. Ya ben bugün bir yere geldim sen bugün ne iş yaptın? Ya ben sana hizmet etmek zorunda mıyım diye mesela. Şimdi iki gençler yani. İşte. Ne ol ya? Dakika kol çantası hadi bana eyvallah de ya. Olan ne kötü olan aslında eski sistem. Eski sistemde. Eski sistem daha güzeldi. Değil işte. Ben onu güzel biliyorum. Kadın adama muhtaç oluyor eski sistemde. Muhtaç. O yüzden hani bir yere gidemiyor. Böyle olmaması lazım. Bir muhtaç. Kadın kendi başının çaresine bakabilirse
bir yanlış gördüğü anda çekip gider. O onun hakkıdır yani. Oğlum bak böyle olmaz lazım. Ama ben pazar nerede olduğunu. O zaman herkes karısına ona göre davranacak. Ben daha hiç hayatımda 10 sene pazara gitmedim. 10 sene. Mesela dedi sen beni örnek alabiliyorsun. Bilmiyorum yani. Pazarın nerede olduğunu bilmiyordum. 26 senedir anamdan gül gibi geçinip gidiyoruz. Ya bir kere pazara gittim, durağı bulamadım. Devlet durağına. İlk kez gittim. 10 senedir bir kere. Acıları yemek çok acı olmuş. Yani. Size göre değil. Ama ne yapalım oğlum? Bak bu taraf acı. Sen ne diyorsun Fatma şimdi? Cenab-ı Allah herkese hayırlısını nasip etsin. Arkadaşlar annem genelde evlendirme işlerine anam bakıyor. Bu şeyde, muhitte, mıntıkada. Kadir'e şöyle. Güzel bir kız bul. Oğlum güzel bir kız derken güzel olması önemli değil. Güzelliği ekmek banalma ya. Evet. İçi güzel olacak. Ya anlaşabilecek, kafası uyuyor. İçi dışı güzel olsun. Dışını güzel ye, ben de güzel olsam ne olacak? Dışı da biraz güzel olsun. Ama güzel olma illa çirkin olmaz. Bana bulaşmayın baban. Ama seni biz memur, biz seni oğlan bir gün evvela başını iki etmek zorundayız. Değilsiniz. Çünkü 23 yaşındasın, 24 yaşında. O eskidendi o. Anladın? Ben istersem evlenmem sonra, yani tercihen. Bak bak, 30 yaşından sonra bu sefer evlice yok ışığı var yanında, yok evlenmiş boşanmış. Bunlar iyi sana bakıyor. Siz bekar kızla bakmıyor o zaman. Gülü bak gülü, gülü kırı kokluyor. Gül kocadı, kokusu gitti. Ulan bizim aramızda kuşak çatışması oluyor. Ben hani o kadar evliliği mecburi bir şey olarak görmüyorum mesela. E bizim soyumuz ne olacak? O senin Sedir tercihin ama. Yapacak bir şey yok, Efe var. Nasıl Efe var? Efe çaylı. Kadir bu sefer de yaş... Oğlum biz gidelim bir tane çocuk var evle de dinelim. Ya da yenisini mi yapalım, ne yapalım? Bu olmamış zaten. Kadir, ben sana her zaman söylüyorum bu olmadı diye. Yaşlanınca bu sefer de kimse beğenip almaz. Aynen. İçini yaşlandı mı? Gerçekten öyle diyorlar bak mesela. Mesela kaç yaşında kızlar var? 40-45 yaşında, 50 yaşında hiç evlenmemiş. Var. Bunları kim alıyor şimdi biliyor mu? 4-5 uçaklı adamlar peşine düşüyor. Yani. Ben onu da uğraşmayın ya. Evet. Kadir yeşil alerji yanında bir nefes ararsın. Ben çocuklar olur, olur. Ne yapayım? Patron. Ben bu arada zaten ziyarlandım uzağımda. Şimdi kapı malzemelerini de aldık. He. Kapı malzemeleri gelebilir bugün. Ben birazdan çarjmaya gideceğim. Kadir'in hediyesi gelmiş, onu götüreceğim. Ya şu Ferhat'ı yana bir uğrasana sen be. Kapı malzemelerini şey yap. Tamam. Ne lazım sana? Ferhat bana bir şey yollayacak. Ne yollayacak? Ya söylemem, bir şey yollayacak. Ne? Şarjör. Ama bak, kısık sesle söylüyor. Bir de şarjör de ya. Arkadaşlar, anam boş gezmez. Her zaman belinden bir makine olsa vardı yani. Jarjörüm bozuldu. Ne oldu? Evet, jarjörüm bozuk. Arkadaş ben yollayacağım Cengiz'den dedi. Tamam ben sana götürüyorum bir tane. Gerçekten bak onu tamam. Götür ver Cengiz ya. Onu tamam, unutma. Bir tane götürüyorum. Sen de malzeme gelirse malzemeleri al. Tamam da nereye boşaltacağım ben onu? O kapalı bir yere boşalt işte. Onları bir yere boşalttır. Ha, şöyle kenarda olsun. O zamanları oraya doğru. Kenarda arkadaşlar Kadir'le anamın evlilik hakkındaki yorumlarını dinlediniz. Biz şimdi bir şeyler atıştıralım. Canım o pişen ekmek nerede bizim? Pişen ekmeği şeye götürdüm, sofranın üstüne koydum. He, o pişen ekmeğe de bakayım nasıl olmuş onu da bir gösterelim. Ben evliliğe hazır değilim o anda. Evet arkadaşlar ekmeğimiz. Şöyle yaprakları alıyoruz. Alıyoruz. Şöyle. Bir altında göstereyim. Oh. Gerçekten şöyle. Mis gibi olmuş canım ha. He? Hamburger ekmeği gibi. Mis gibi çıtır çıtır. Masaya götürelim biraz. Götürelim de yiyelim. Eline sağlık canım. Afiyet olsun. Evet, UPS kargoya geldim. Kadir Bey'imizin hediyesini almaya. Güzel bir hediye aldım Kadir'e. Bakalım birazdan teslim edeceğim. Sevinecek, çok sevinecek bence. Bakalım sevinecek. Gerçi sevinir, niye sevinmesin? Yani böyle bir hediyeye ben olsam ben de sevinirim. Evet Kadir, hediyen geldi. Evet gördüm. Hediyeni getirdim. Artık ne olduğunu anlamışsındır zaten. Sana bir tane şarj aleti kafası aldım oğlum. Çok ihtiyacım var. Teşekkür ederim. Bir tane şarj aleti kafası aldım. Apple hayalini kuruyordum. Evet. Bir tane telefon kılıfı. Bu da çok ihtiyacım var. Telefonu alamadık ama kılıfını alamadım. Olsun. Anladın? Bir yerden başlamak lazım. Aynen. Bir de şu, bu nasıl bir kutuymuş ya ben bunu anlayamadım yani aldığımız
şeyin hiç ismi de yok Kadir. Yani içinden acaba hani insanları dolandırıyorlar ya böyle salatalık malatalık falan filan çıkıyor ya. Hayır canım, direkt patlıcan yolluyorlar değil mi direkt anne? Direkt Apple Store'dan aldığımız için bu kargo da zarar görmesin diye buna çok koyuyorlar. Aç bakalım, bir kutu açılışı yap bakalım. Şimdi kutu açılışını yapalım. Şu faturası mı? Faturayı ben alayım. KDV'den bari düşeyim. Evet. Fatura önemli. Dur. Sen onu makas gibi bir şey de aç. Yırtma. Okey. Al sana fatura. Evet, faturası. Ben de merak ediyorum. Şimdi kutunun içinden ne çıkacak acaba değil. Kutuyu bir açabilsem. İşte. Kutusu ağırmış ya. Bir baksana şuna. Acaba kutusu mu ağır, içi mi ağır? Kendisi de ağırdır patron. Şöyle. Bilmiyorum ki. Burada bir tane kılıfımız. Evet. Ve şarj aletimiz. Çok güzel. Bence güzel bir hediye. Hediye yani daha iyi bir hediye ne alınabilir bunun üstüne? Aç bakalım. Açalım. Ben de merak ettim, aç. Patron bende yok böyle telefona. Ben sana söyleyeyim. Hazır mıyız? Hazırız, aç. Hazırız. İşte malzememiz bu. Ay maşallah maşallah. Güzel telefon ha. Ama güzelmiş, şık tasarımı varmış değil mi? Telefon çok güzel ya bunun. Al bakayım telefonu, aç. Allah. Güle güle kullanmak nasip etsin yavrum. Elinde askısın. Sağ ol babaanne. Şimdi açılışını... telefonun fiyatı kaç para? Patron vallahi bende yok böyle bir telefon. Benim telefon bile 3 liralık telefon kullanıyorum ben. Aç evet. Bakalım. Ya bu telefon artık şey babaanne. Yatırım gibi düşün bunu. Yatırım gibi düşün. Ben aldığım gün 4000 lira arttı bunun fiyatı. Kaç para şimdi bunun fiyatı? Şu an 20 milyar. Ben aldım derken sen almadın Kadir bunu. Ya babam aldığında. Evet. 20 milyar. Oğlum 20 milyara telefon alacağım. Ben sana 20 milyara everseydim seni düğün etseydim. Babaanne bak. Anladın mı? Şimdi bak sen. Ömür boyu bir yastıkta bocandın. Sen neyi anlamıyorsun biliyor musun? Şimdi bu telefonla yat. Bekle. Şimdi bu telefonla yatarsak artık kış günü telefona sarılsın. Bir dakika tamam. Yatacaksın. Şimdi bir de beni dinle. Bu telefon alındığın gün bu telefonun fiyatı 16 milyardı. Evet. 16 milyardı. Alındığı gün 20 milyar oldu. Bugün? Alındığı yani gün 20 milyar. Bu şeyi ne kazandırabilir başka? Bu bildiğin yatırım ya artık. Bu telefon. Yatırım ama da. Yatırım olsan olacak. Bunu kullandım. Tabii ben kullanacağım artık. Şimdi şöyle diyen. Bunu kullanmak için aldın sen. Mesela dışarı çıkıyorsun. Elinden düşürdüm. Ona yapacak bir şey yok. O zaman ne gittiğim o zaman mi? Arabada sürmeyeyim beni hiç. Belki bak, dışarıda kaza yapacağım. Öyle değil mi? Bak. Ya da hiç dışarıda çıkmayayım. Belki kafama saksı düşecek dışarıda. Şimdi bu ikinci el. Sonuçta ikinci ele geçmeyeyim o zaman bu. Geçiyor da değeri geçiyor. O kadar düşmüyor. Buna. Değer düşer. Hem aldığın kadının ne evet. Değeri biter ne değeri düşer. Ömür boyu bir yastıkta kocarsın. Ya çoluk çocuk baba, sahibi olursun. Telefon açılımı yapıyoruz yine evliliğe geldi ya. Öyle bir saçmalık yok ya. Evet oğlum. Yemeği yapar de, çayını yapar de. Açıyorum. Bir şey diyeceğim sana. Geçen seneye kadar bunu... ben Kadir'e bak. Çoraplarımı giyiniyorum. Geri götürün ya. Telefonu. geri götürün. Daha ben alayım dedi. Sen kullanmayacaksın. Yok yok, şaka yaptım. Ben alırım. Açılışını yapıyorum artık. Ben alırım. Aç. Babam canından minnet. Vallahi ay, güzel bir şey. Aç bakalım Kadir. Açılışı güzel, nasılmış? Çok güzel. Nasıl açılıyor? Şimdi daha kurulumunu yapmadık. Önce kurulumunu yapmamız gerekecek. Ağırlığına bir bakabilir miyim Kadir? Ağır mı yengil mi? Hani... Pardon bunu sen bari al. Aa yengil öyle ağır değil. Allah Allah. Çok güzel oğlum. Benim böyle bir bakayım. Telefonum olsa harbiden çok güzel. Elmayı ısırmış daha anda. Bak gördün mü? Elmayı ısırıp bırakmışlar patron. Evet. Niye öyle? İşte oraya şimdi benim de aklım ermedi. Isırıp neye bıraktılar? Tabii şimdi aynen. Benim iCloud hesabım olmadığı için onları açacağım. Kutudan başka ne çıkmış? Artık adaptör bile koymuyorlar kutulara. Bu çıkıyor. Yani benim anlayamadım. Telefonu satıyorsun kardeşim. Şunu niye vermiyorsun? Bunu ayrı işte. Alıyor. Bunu ayrı alıyorsun. Kulak doğru mu? Bile vermiyorlar. Kulaklığı... Yok kulaklığı da ayrı sipariş verdim. Hepsini ayrı. Adaptörün çıkması lazım bence. Yani şunu bari verin. Şunu önce, şunu da vermiyorlar anne. Önceleri çıkıyordu. Aynen. Hepsi içinden çıkıyordu. Gazlıklanmışız gibi geldi şimdi ona. Şimdi tek telefon çıkıyor içinden ayrı ayrı parçayla. Mesela bak şimdi sen Kadir'e demin diyordun bir yerde çalış bir yerde çalış. Bak babası hem patron olarak hem de babası olarak
Adama ne kadar güzel bir hediye alıverdim. Gördün mü? 20 milyarlık hediye. Yani bir yerde çalışmalı. Kaç ayda alacağım ben? En azından 5 ay. Ama şimdi bunu niye aldım? Bu çocuk bütün bizim sosyal medya hesaplarımıza bakıyor. Her şeyimize bakıyor. Bütün işleri telefondan yapıyor. Para gönderiyor, para geliyor, bilmem ne yapıyor. Anladın mı? Evet. Yani ticari hesaplara da Kadir bakıyor bizim. Ha. O yüzden iyi bir telefon olsun. Benimki alo dese yeter. Benim telefon amele telefonu gibi vallahi. Doğru mu? Bu evde en çok telefonla da işi olan da benim. Tabii. Normalde günde 7-8 saat telefonla konuşuyorum ben. Senin gün zaten hurdası çıkmış gibi bir hali var. Ne yapalım? Garibanlık patron. Artık bir şöyle bir telefonda sen bana al vursun. Al vur ne olur canın sağ olsun. Aynen. Bak gördün mü? Al vur ne olacak yani? Telefon ne? Senin baban varsa benim de anam var. Hemen kurulumunu yapalım. Sağ ol anne. Kadir pek mutlu olmadığın gibi geldi sanki. Ben alabilirim eğer oğlum mutlu olmadıysan. Yok ayar çekiyor şimdi telefonla. Ben daha böyle sevinçli falan sevinç nidaları atarsın falan diye zannediyorum. Hani şu TikTok'ta mesela para gönderiyorlar da adam kendini kanepeden kanepeye atıyor ya. Aynı onun gibi. Ben de seni kendini duvardan duvara çarparsın gibi. Ben şimdi onlardan daha çok sevindim ama dışa vurmuyorum. Dışa vurmaya bir de evlilik girdi araya. Morali bozuldu. Moralim patladı bozuldu babaannem yine. Bu paraya biz bunu evlendiremez miydik? Evlendirdik. Dur ben şuna wifi şifresine gireyim. Evlendirdik. Bak. Bu parayı evlendirdik. Evet. Kaçırıyorduk yine evlendirdik. Doğru mu? Doğru. Aynen. Zaten garajı yaptık. Evet. Düğün salonuna gerek yok. Orada yapadık düğünü de. Burada çağırdık bir orkestra. Aynen. Evi var, arabası da var, her şey var. Her şey var. Gururlu düzen. Tamam. Doğru mu? Bittiydi. Aynen. Ama sen git 20 milyarı telefon al. Anası da 3-5 bilezik de kaldı. Telefonla yatağa kalka gayrı yapacak. Başka yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Havalar da soğudu. Gerçi hayırlı olsun Kadir. Güle güle kullan. Güle güle kullansın. Elinde askısın. Telefonu hak edi ya. Tamam. Çok istiyordum ya bu telefonu. Gerçekten bak. Şimdi konuşmamız bir tarafa da iyi yani. Güzel yani. Sonra her işimize de yarışıyor yani. Elinden geldi. Yalnız bir şey söyleyeyim. Onu düşürürsen anam da görerse seni yemin ediyorum hiç demediğini bırakmaz sana. İşte o zaman kendim çekerim bu kameranın videoyu. Aynen. Anladın mı Kadir? Düşünme. Ahıra mahıra giderken götürme oğlum. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Kılıfını da aldık. Kılıfını da takarız şimdi. Hani kıyamam yani ben. Çok üzülürüm o zaman. Gerçekten çok üzülürüm bak. Az para değil yani. Doğru. Bu bir vatandaş kanını zor doyuruyor. Allah daha çok versin. Cenab-ı Rabbim. Rabbim herkese versin. Burnumuza kan atmasın. Herkes Allah'ım herkese versin. Herkesin işini versin, gücünü rast götüşün. Bereketlen düşün. Valla benim... Olmayanlara da versin. Ama çalışmadan bu işte olmuyor. Doğru ben şöyle dua ediyorum. Rabbim bana bir versin, komşuma bin versin diyorum. Şimdi bazı ama arkadaşlar niye? Yanlış anlayabilir. Hani bak oğluna kaç paralık telefon almış falan filan. Oğluma ben lüks araba da aldım ona bakarsın. Doğru mu? Sıfır. Şimdi şöyle bir şey var. Ben zamanında çok yokluk çektim. Doğru mu anne? Evet. Çok çok yokluk çektim ben. Okuldan geldiniz. Evet. Simit sepetlerinden simit satma. Evet. Trenlerde. Ondan geri perşembe gün pazar vardı. Çeşmeler'den doldurduğumuz dolaptan buz gibi su diye gittiği su sattınız. Doğruya doğru. Şimdi? Hayır doğruya doğru. Çünkü çocuktunuz. 7-8 evet. Yaşındaki bir çocuk ne yapar? Boya yapma ya. Ondan geri sen alıyordun boya sandığını. Engin sandığı taşıyamıyordu. Küçüktü. Evet. Poşete koyuyordu. Evet. Gidiyordunuz bütün kilimliği altın üstüne götürüyordunuz. Boya yapıyordunuz. Evet. Yağmur yağışlamıyordunuz. Doğru. Yani para kazanıyordunuz. Yani bu size yani çocukluktan gelen bir şey. Aynen öyle. Gerçekten bak. Senin kafan o zaman da çok çalışıyordu. Doğru. Ha Engin pısırıktın. O da daha küçük olduğu için olabilir yani. Sen daha uyanıktın o zaman. O bedenen çok çalışmayı sever. Ben zihnen çalışmayı severim. Aynen öyle. Anladın? O bedenen çalışmaya bayılıyor. Kürek işi, gaz işi. O bayılır öyle işte. Vallahi çok hoşuna gidiyor bak. Severekten aynen. De yapıyor yani. Evet Kadir gördüm. 10 numara telefon. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. O yüzden diyorum yani ben çok yokluk çektim, garibanlık çektim. Çok parasız zamanlarım oldu. Doğru mu? Oldu. Ama hiç değil. Yılmadım. Yılmadım. Çok düştüm ama ayağa kalktım her seferinde. Evet. Direndim, çalıştım, çabaladım. Bak karı koca, çoluk çocuk çalışıyoruz. Evet. 13-14 seneden beri hayvancılık yapıyoruz. Herkesin şahidi bunu yapmak. Aynen. Ne kazandıysam ben bu meslekten kazandım. Doğru evet, mu patron? Evet doğru. Hepsini bundan kazandım. Öyle olmasa ne yapacaktın? Aynen. Ne yapacaktın? Çok zordu yani. Yapacak bir şey yoktu. Hani gidecektin el kumandası altına. Tabii. Onu da görüyorsun. Adam
elinden ekmek düşse senden suç buluyor. Mesela kime güvenip de kimin yanında çalışacağım? İşte ben o yüzden de diyorum arkadaşlara, diyorum işte başkasının hayallerini gerçekleştirip onları zengin edeceğinize. Kendiniz. Kendi hayallerinizi gerçekleştirip kendinizi zengin edin. Evet. Doğru mu? Kendilerine zengin edin. Yani köyde yaşayıp da canım ben aç kalacak bir adam tanımıyorum. Yalan mı? Doğru. Hele köy yerinde. Aynen. Yeter ki ailen arkanda olsun. Bak ailen arkanda olduktan ailen sonra. Ailen arkanda olacak. Her işi yapabilirsin. Her şeyin üstesinden çıkarabilirsin. Evet. Tabii. Sonuçta yengeniz de bugüne kadar hayvan bakmış. Hayvan ne bileyim yemlemiş, taramış. Bağlamış, sağmış bir insan değildi yani sonuçta. Doğru mu? Evet. Zamanında 12-13 senedir yapıyoruz. Tabii şey. Çok zorlandı ama bu işi de öğrendi şimdi. Öğrendi Allah aşkına olsun. Tabii her işi yapıyoruz yani. Yapıyor elinden gelmeyen yok şimdi. Ev işi olsun, tabii. Hayvanlar olsun. Ailecek bu işlerin altından kalkabiliyorum. Evet yani. Bir şekilde güzel para da kazanabiliyorum. Allah da çok versin. Allah herkese Rabbim nasip etsin. Olmayana versin. Herkese versin. Herkese versin. Rabbim herkesin rızkını bol bol versin. Amin. Sofralarına Halil İbrahim bereketi versin. Amin, amin. Öyle diyelim patron, amin. Ne diyelim? Amin. Evet Kadir. Bunu ne yapıyorsun? Bilgisayardan mı vuruyorsun? Hayırdır? Yok yok, bir tane Gmail hesabı açmam gerekiyor da yeni. Yok mu senin Gmail hesabın? Var da ona eski bir hesabım kayıtlıydı. Onun da şifresini unuttum. Evet. Kadir, son olarak söylemek istediğim bir şey? Son olarak söylemek istediğim şey, çok mutluyum. Evet. Aldığım en güzel hediye. Evet. Üstüne de başka birinin daha iyi bir hediye alabileceğini artık sanmıyorum. Oğlum adam bir Allah razı olsun baba. Teşekkür ederim baba. Baba sen ne kral adammışsın. Ben de onu diyecektim. Anladın ya arkadaş, bir insan büyüksün bir baba. Teşekkür eder ya. Ya bir, değil mi ya? Daha bitirmedim ki. Evet, tamam, en son kapanışı tamam. Teşekkürle yapacaktım. Tamam. Bu güzel hediye için çok videoyu teşekkür ediyorum. Videoyu bitirerek kapanış yap. Evet. Tarım ve hayvancılık benim için vazgeçilmez bir... bak. Serüven. Bırak bu ayakları Kadir. Evet. Bundan sonra öyle artık. Evet. Videonun sonuna geldik. Patron. Evet. Videonun bitirimini yap bakalım. Abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Evet. Like atmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Evet, abone olun ve like atın. Like atın. Beğenin. Çok teşekkür ederim. Beğenmeyenler, abone olmayanlar olursa ne diyorsun? O zaman şov verin. açık konuşayım. O zaman şov verin. Lütfen. Abone hayırlı olun. Akşamlar, abone olun.